Bu yaptığın resmen reklam verip filmi başlatmamak gibi. Abla, günaydın. Günaydın Mesude. Günaydın. Günaydın. Kardeşim. Kardeşim unuttu. Ben ablayım. Ben unutmam. Biz sadece mutlu olmaya çalışıyoruz Mesude. Mutlu olmak istiyorsunuz. Siz. İkiniz. Birlikte. Mutlu olmak istiyorsunuz. Ha? Evet, mutlu olacağız. Sen git kardeşimi kandır. O da gitsin kendini kandırsın. Onca acı, onca gözyaşı, onca hakaret. Sizin evliliğinizde, sizin kuracağınız yuvada aşka, sevdaya edilen en ağır küfürden daha ağırdır. Abla ya. Amma ağır konuştun ha. Ya evlendiklerine nasıl yüzlerine bakacaksın? Abla, ben şimdi doğru anladım değil mi? Evleniyorlar mı? Ne romantik değil mi? Evleniyorlar. Müjdeler olsun. Sabah. Ben gidiyorum. Demek Aslan Kralı kendi pençesiyle vurdu ne Gülru? Hala dizlerim titriyor. İstediğini aldın ama. Aldım. Peki sorun neydi? Yani o kızı neden kovmak istedi? Ömer, 40 yılda bir yemeğe çıktık. İş mi konuşacağız? 40 yılda bir diyorsun ha? Bir şey soracağım. Şimdi biz buradaki diğer çiftler gibiyiz değil mi? Yani sıradan çiftler gibi. Evet. Yemeğe geldik. Sinemaya da gidelim. Tatil. Kesinlikle. Ama defileden sonra. Defileden sonra benim düşündüğüm tek bir şey var. Nikah masası. Bir şey soracağım. Bugün ablamla ne oldu? Ay Güdürü, yani şu an hiç sırası değil, inan ki. Hayır, sırası. Bak bundan kaçamayız. Aksine böyle şeylerin üstüne gitmemiz lazım. Ben sürekli ablam acaba bugün sevdiğim adamın karşısına geçip hangi hakaretleri etti diye korkarak yaşamak zorunda değilim. İstemiyorum bunu, buna hakkı yok. Bence onu suçlama. Biz Mesude'nin tepkisini hak ettik. Sonuçta o seni düşünüyor, bana da güvenmiyor. Hayır efendim, hak etmedik. Ben kabul etmiyorum ya böyle bir şeyi. Ya ben artık yani yaşam tarzımı, seçimlerimi, kalbimi ablama beğendirmeye çalışmaktan çok yoruldum. Yani sadece azarlıyor. Kızıyor, yargılıyor. Ve onun kafasındaki hayatı yaşamak zorunda değilim ki. Ya sadece o değil, hepsinden yoruldum. O para göz kocası, kayınvalidesi. Ya onları bile bana karşı savunur oldu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Yonca'yı düşün. Yonca'nın yaptıklarını düşün. Ablam bu son zamanlarda bana ettiği lafları Yonca'ya hiçbir zaman söylemedi. Hele Çiçek, her şeye maydanoz Çiçek. Hayatımı dedik dedik ettiği yetmedi. Güdürü, onlar senin kardeşlerin. Evet kardeşlerim. Söverim de severim de işte. Hiçbiri beni anlamıyor. Yani ne yaşıyorum? Nasıl bir yükün altındayım? Nasıl bir stresim var? Hiç.
Ya şu defile bile. Bak benim için ne kadar önemli olduğunu bile bilmiyorlar. Benim günde kaç saat çalıştığımı bilmiyorlar. Dillerindeki tek şey... işte ne kadar agresif olduğumu. Ne kadar huysuz olduğumu. Ya ne kadar bencil olduğumu. Cihan'dan sonraki psikolojimi hiç anlamıyorlar. Hele Yonca ile eniştem. Ev alacakmışım onlara. Yatırım yapacakmışım. Hayır efendim, yok öyle bir şey. Ben Cihan'ın parasını çarçur edip Gülfem'e kardeşimin parasını yiyor dedirtmem. Gülürüm, sakin ol. Bak, bana güven. Hepsi geride kalacak. Bak, bütün ablanların eleştirileri, sana yaptıkları bütün eleştiriler, iş stresi, Gülfem, hepsi geride kalacak, bana inan. Ben senin elinden tutacağım. Seni o köşten çıkaracağım. Gülür'ün sipahinin bütün mutsuzlukları geride kalacak. Bana inan. Gülru Hekimoğlu, Gülru Sipahi'yi geride bırakacak. Ya ben bugün çok yoruldum. Tatlıyı es geçelim mi? Ben de ne zamandır gelmiyordum buraya ama yemekleri yerim. Güzel. Şunları alabilir miyiz hemen? Bunu da alabilir miyiz? Şu araba alma işinden hiç hoşlanmadım. Yani ben de en azından bir 10 dakikamız daha vardır diyordum. Tamam. Madem sevgilim şoförlüğümü yapmayı çok istiyor. Hı. O zaman ben de bundan sonra onunlayken arabamı almam. Lütfen. Tamam mı? Geldi. Ne bu? Yeni araba. Gülru, bu Gülfem'in arabası. Gülfem sattı, ben de aldım. Allah aşkına bu ne saçma iş ya? Gülfem'in arabasını alarak neyi ispatladın Gülru? Ömer, yani gerçekten abartıyorsun. Ben kendime araba arıyordum. Ekonomik olsun dedim. Yani ikinci el düşünüyordum zaten. Sonra Gülfem'in arabasını sattığını öğrendim. E bildiğim araba. Aldım işte, ne var bunda? Temiz araba, kazasız araba aldın ha? Yani... Ya, Gülru bak, beni enayi yerine koymandan gerçekten çok sıkıldım. Gerçekten çok abartıyorsun. Abartıyor muyum? Evet. Ya bana şunu ispatla, yani sen bu arabayı alarak Gülfem takıntılığından başka neyi ispatlıyor? Bunu söyler misin? Tamam, tamam. Takıntılı olduğum için aldım. İnadına yani. Tamam, arabasını da bana kaptırsın diye uyuzluğunu aldım ben bu arabayı. Oldu mu? Olmadı. Gerçekten olmadı. Ay Ömer, Ömer. Bak birbirimizden aldığımız bunca şeyden sonra Gülfem bile bu araba olayını senden daha kolay atlattı. Lütfen. Bak. Hoşlanmamanı anlıyorum. Ama gerçekten abartıyorsun. Ya ben çok üşüdüm. İstersen bu tartışmaya yarın devam ederiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.